Dünya kamuoyu, Julian Assange ismini, Wikileaks internet sitesi ve bu siteden sızdırılan gizli bilgilerle duydu. Wikileaks 2006'da kuruldu. Dünyada ses getiren ilk büyük sızıntısı ise 2010'da ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Irak'ta bir helikopterden ateş açarak 18 sivili öldürdüğü görüntüleri yayınladı. Bu görüntüler dünya kamuoyunda büyük yankı buldu uzun süre manşetlerden inmedi. Wikileaks 2007'de ise ABD'nin Guantanamo'daki hapishanesinde yaşanan hukuksuz uygulamaları açığa çıkardı. Birçok kişi, Assange ve sitesi Wikileaks'i deşifre ettikleri bilgilerle dünyanın pek çok yerinden hukuksuz uygulamaları açığa çıkardığı için kahraman olarak görmeye başladı. Ancak bu deşifre faaliyetleri Assange'ı da hedefteki isim haline getirdi. İngiliz mahkemesi Assange'ın in 2010'da iki kadına cinsel saldırıyla suçlandığı İsveç'e iadesine karar verdi. Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığındı. İsveç Mahkemesi 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürdü. Ekvador ise Assange'ın siyasi itica başvurusunu kabul etti ve vatandaşlık verdi. 47 yaşındaki Assange, 7 yıldan bu yana Ekvador Büyükelçiliğinde yaşamaya devam ediyordu.